Merhaba sevgili izleyiciler. Bugün Alışveriş Rehberi ekibi olarak çok farklı, çok özel bir yerdeyiz. Belki de evimizin en önemli dekorasyon unsurlarının özelliğini taşıyan bir yerdeyiz. Aslında nerede olduğumuzu biraz anladınız. Tabii ki Paris Perde'deyiz. Paris Perde'de perde modellerini konuşacağız Muhittin Bey'le beraber. İşte dekorasyonda nelere dikkat edilmesi gerekiyor, perde alırken neleri bilmemiz gerekecek. Bunların hepsini detaylı olarak Muhittin Bey'le konuşacağız. Öncelikle merhaba Muhittin Bey. Merhaba. Ağırladığınız için çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, teşekkür ederim. Hoş geldiniz. İsmim Muhittin Baykara. 19 yıldır aynı yerimdeyim. Sırf perde üzerine çalışıyorum. Yani yıllardır buradayım yani. İşin ehli olmaya adayız. Bence adaylıktan öndesiniz. Çünkü perde modellerini biz biraz önce gezdik sevgili izleyiciler. O kadar güzel bu modeller var ki. Bir yandan da Muhittin Bey teknolojiyi her zaman yakından takip edenlerdesiniz. Hani işin evet uzmanlık noktası deyince bunlardan biri de sizsiniz açıkçası. Teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Peki Muhittin Bey, bu 19 yıldır bu sektörün içindeyim dediniz. Bu sektör neyi gerektiriyor 19 yıldır buradasınız ve bayanlarla beraber çalışıyorsunuz açıkçası? Bu perdecilik olayı gündemi takip etmek gerekiyor. Yenilikleri takip etmek gerekiyor. En çok önemli olan konu bu. Bir de ekibin çok güzel olması gerekiyor. Anında müdahale etmen gerekiyor ölçü için. Veya tamiratlar, işte müşterinin perdesi tamirat gerekiyor. Veya takılması gerekiyor. Ne kadar hızlı ve düzenli bir şekilde yaparsan en iyi perdeci sensin. Bunları biraz geç yaptığın zaman da geride. Bayanlar biraz da aceleci bir yapımız var. Özellikle bugün beğendiysek yarın perdemizin evde olmasını isteyenlerdeniz. Bu da galiba bizim kusurumuz mu oluyor bayan olarak? Kusur değil de özellikleri, bayanın özelliği bu. Erkek için fark etmez. Benim perdem 20 günlerinde gelse olur diyor. Bayanlar aldığı anda bir an önce olmasını istiyor. Bu ikinci özellik. İlk söylediğim yenilikleri takip etmek gerekiyor. Bazı bayanlar diyor ki benim acelem yok, yeter ki yeni bir şey olsun, güzel bir şey olsun. Bu yüzden biz perdenin en son çıkan, en güzel olan hangisiyse nasıl olacaksa onun peşinde oluyoruz. Peki modellerinizi belirlerken nasıl bir yol izliyorsunuz Muhittin Bey? Zaten bunu biz çok da uğraşmıyoruz. Fabrikalar uğraşıyor. Bize en son çıkan kartaları hemen gönderiyorlar. Biz onu işçilikle ortaya çıkartıyoruz, süslüyoruz. Mesela biz tacın bayisiyiz aynı anda. Dünden tacın kartelası geldi bize. 60 başlık Vinaldi diye. Ben Vinaldi ile hiç muhatap olmadım. Taç benim adıma uğraştı, yapmış, gönderdi, hemen astım ve sattım da. En yeni ürünler, yani bu zor bir şey benim için ama taç büyük bayilerle çalışmanın, iyi bayilerle çalışmanın artısı da bu oluyor. Yeniliklere yenik düşmüyoruz biz açıkçası. Bu güzel bir şey. Bir de bunu bizde burada ekip işi bize düşüyor. Takması, ölçü alması, dikmesi, satması, beğendirmesi. Bu da gerçekten ekip işi. Bu ikisi bir araya geldiği zaman güzel bir şey ortaya çıkıyor. Perdeden bahsedeceğiz. Nimet Hanım'la beraber daha güzel modeller üzerine daha detaylı konuşacağız ama bu sene 2013'ü artık bitiriyoruz. 2014'e geldik. 2014'te bizi neler bekliyor Muhittin Bey? Böyle biraz bize sırlar verebilir misiniz perde modellerinde? Evet. 2014'te biraz daha şeffaf modeller, içeriği karanlık yapmayan açık renkler. Pudra renklerinin yavaş yavaş modası geçiyor. Maviye doğru kaçıyor gibi. Ve bir de biz 11. ayın 15'ini bekliyoruz. Fuar artık genelde 5. ayın 14'ünde başlardı, 15'inde başlardı. Bu yıldan sonra çoğunluk olarak ankette yaptılar bize. 11. ayın 15'inde fuarımız olacak. Yenilikler o zaman çıkacak. Çok yenilikler bekliyor. Kumaşlarda biraz kabartmalı kumaşlarımız çıktı. Zebralarda desenli kumaşlar ve ara boşlukları desenli olanlar çıktı. Biz bayanlar bu fuardan sonra mı biraz bekleyelim mi? Perde alınacaklar varsa yılbaşından sonraya mı erteleyelim? Nasıl yapalım? Hayır, öyle de demeyeyim. Çünkü perdenin hızına hiçbir teknolojiyi örnek veremiyorum. Ne, yani ne beyaz eşyayı, ne cep telefonunu, ne bu arabaları veya ne halıyı. Yani kimse yanlış anlamasın, ne mobilyayı. Yani çok hızlı değişim oluyor. Bir geldiği zaman 60 başlık geliyor, 60 tane değişik bir perde görebiliyoruz. Mesela bu storlarda çok değişik. Aynı mekanizma üzerinde desenli storlar çıktı. Altına düz store indiriyoruz. Bunlar çok görülmemiş şeyler. Bunların her gün çeşitleri çıkıyor. Baskılar çıkıyor, dijitalleri çıkıyor. Koku yapmayan depolar çıkıyor. Mesela hiçbir şey olmasa bile zaten renkler bizi cezbediyor. Peki Muhittin Bey, konuşmuşken onu da söyleyelim. Özellikle evet salonlarımızda rahat ve ferah kullanmak için açık renkleri tercih ediyoruz ama sizin önerileriniz neler olacak bu konuda?
Bence ip perde biraz daha bu yıl öne çıkacak gibi şu anda. İp perdeler biraz geride kalmıştı. Çok değişik ip perdeler çıktı. Taç olarak elimizde var. Bir de cam zeminler daha devam edecek gibi geliyor bana. Cam zeminler içeriği karartmıyor. Şeffaf duruyor. Perde yok gibi duruyor. Biraz fazla talep görüyor. Bu storlar ve zebralarda da biraz hazır zebraya dönüyor gibi oldu. Daha sonra sıkıntı çıkınca tekrar yeniden ölçüsüne göre getirtiyor zebraları. Biraz daha bol çeşitli zebramız çıktı. Kapalı kasa önce çok tercih ediliyordu. Şimdi açık kasa çok tercih ediliyor. Metal zincir yapardık daha önce. Şimdi plastik zincir daha çok tercih ediliyor. Muhittin Bey, o kadar güzel modeller var ki ve teknoloji de değişiyor. İşte kapalı kasa dediğiniz, zebra modelleri dediğiniz yeni teknolojiyle beraber bir şeyin üzerine iki tane perdeyi taşıyabiliyoruz. Onları biz hepsini Nimet Hanım'la daha detaylı ve görsellerini paylaşarak da açıkçası sevgili izleyicilerimizle paylaşacağız. Ama ben tekrar biraz daha Paris perdeye dönmek istiyorum. 18 ya da 19 yıldır bu işin sektöründesiniz ve bayanlarla iç içesiniz. Bu sektörün içerisinde hep ayakta kalmak ciddi anlamda zor olsa gerek. Bunu neye borçluyuz ya da bu deneyimi nasıl kazandınız, buralara nasıl geldiniz, onlardan bahsedebilir miyiz birazdan? Evet, ben biraz prensiplerime bağlı olan bir kişiyim. Bir de yapmak istediğimi anında karar veriyorum. Karar verdiğim şeyi de uyguluyorum. Örnek vereyim. Bizim mağazamızda program, perde giydiren program istemiştim. Bunun üzerine çok düştük. Demur Home diye bir firmayla anlaştım. Şimdi perde giydirme programı benim mağazamda bu epeyden beri uygulanıyor. Bu benim için çok önemli bir adımdı. Attım. Fark attı. Mağazamı bayağı ileri götürdü. Bu detaylı açıklar mısınız? Bu ne demektir yani sevgili dinleyicilerimiz için? Bu şu demek. Herkesin mağazasında televizyon vardır ama program olması önemli. Programda işte büyük firmalarla çalıştığın zaman bir artısta böyle oluyor. Bu Türkiye genelinde bütün Demur Home bayilerine giydirme programı dediğimiz perdeyi, yani buradaki hazır gelmiş perdeyi müşterimiz evinde almadan bilgisayarda gösterebiliyoruz. Sizin evinizde böyle duracak, işte şöyle duracak gibisinde. Bunu gösterebiliyoruz. Zebralarda, tüllerde, kumaşlarda, hepsinde. Böyle bir yeniliğimiz var. Mesela ben yeniliklere açığım dediğim zaman sadece bu bilgisayar çok da zor bir şey değildi. Kendiliğinden oluşabilen bir şeydi ama mesela 2 ay öncesine kapı buradaydı, buraya aldım açıkçası. Değiştiriyorum. Hani bunun ne artısı var dersiniz ama bana göre çok artısı oluyor. Sürekli modellerimizi değiştiriyoruz. Yani bu modelin en fazla bir hafta ya da 10 gün duruyor. Bu müşteri her geldiğinde değişik bir perde görüyor. Mutlaka. Yani bu zevke kalmış bir şey. Masamı değiştiriyorum. Bu masa gidecek, yeni masa geldik. Bundan söylenecek bir şey mi bilmiyorum ama bana göre söylenecek bir şey. İş konuştuğumuz için. Yenilik. Yenilik ki nasıl yenilik? Kılık kıyafetimize dikkat ediyoruz. Elemanlarımla ben sürekli diksiyon dersi, satış programı kurslarına gidiyoruz. Kendimizi yenilemek için. Ekibimizi takip ediyoruz. İşte hızlı gidiyoruz. Yani elemanım yetişemediği yerde ben joker elemanım. Nereye boşluk var orada doldurma yaparım. O yüzden müşterimiz bunu hissedemiyor pek. Söylediğimiz sözde mutlaka duruyoruz. Resimlerini çekiyoruz yaptığımız perdelerin. Kendisine gösteriyoruz, daha önceki boş alanı inşaat halindeyken çekiyoruz. Sonra perde yapılınca gösteriyoruz. Müşteride bu büyük bir değişiklik oluşturuyor. Böyle. Peki son olarak siz sektörle alakalı neler söylemek istersiniz Muhittin Bey? Sektörle alakalı, şimdi kendi sektörümde, perde sektöründe kendimi anlatmak isterim bu konuda fazla. Başkasının hakkında konuşmak istemiyorum. Benim mağazamın oluşumu, konumu dersem daha doğru olur. Bu biraz elit tabakayla böyle fiyatı uygun olan mağazalar var. Bunların arasında kalan bir yerdeyim ben. Yani herkese hitap ediyoruz diyebilir miyiz aslında? Herkese hitap edebiliyoruz, evet. Bu yüzden burada bir kozmopolit bir müşteri potansiyelimiz var. Her çeşitten, her bütçeden müşterimiz var. Yani fiyat söylemek gerekirse bizim elimizde 10 liraya metresi olan tülden başlıyor ki mağazamızda 93 liraya akşama kadar çokça sattığımız tül de var. Bu bilmiyorum, her mağazada bu kadar çeşitlilik var mı, çeşitlilik var mı? Bu gerçekten yaşanıyor akşama kadar. Çok fiyata ürünlerimiz var. Evet, bu da çok önemli herhalde. Yani herkese, her bütçeye hitap etmek. Hani hiçbir kimseye kırmadan ona en güzel fiyatlarla en güzel modelleri sunmakta firmanın bir ayrıcalığı olsa gerek diyorum. Evet efendim, ayrıcalığı biz bunun üstüne çok duruyoruz. Çünkü bunu herkes yapmak istemiyor. Herkes bir kota çizmiş. Ne üstüne çıkıyor ne altına iniyorlar. Bizde öyle bir şey yok. Çünkü herkesin bütçesi kendine göredir. Biz buna cevap vermeye çalışıyoruz. Bu biraz hayli zor da olsa zoru başarmayı istiyoruz.
Evet Muhittin Bey, ben de sizin o zaman başarılarınızın devamını diliyorum. Umarım sizi daha iyi yerlerde sürekli müşterilerinizle irtibat halindeyken görürüz. Teşekkür ederim, sağ olun. Olacak yani, şimdi bu işi yaparken biz de insanız, eksiklerimiz de oluyor, yanlışlarımız da oluyor ama en iyisinin peşinde olduğumuz için müşterimiz bizi anlayışla karşılıyor. Zaten müşterimizin %90'ı önceki müşterimiz, artık biz tanıdık olduk yani, böyle arkadaş gibi, hemşeri gibi, akraba gibi olduk. Bayağı samimiyetimizden dolayı onlar bizi tanıyor, biz onları tanıyoruz. Biraz daha işimiz kolaylaşıyor. Müşteriyi tanımak da önemli. Onların isteklerini, ne istediğini bilmek de herhalde orada biraz daha işimizi hem kolaylaştırıyor hem de müşteri memnuniyetini arttırıyor. Arttırıyor, evet. Evet sevgili izleyiciler, Muhittin Bey ile beraber güzel bir sohbet geçirdik ama şimdi ise beklediğiniz noktaya geliyoruz. Ekranlarınızda gelecek olan perde modelleri var. Perde modellerini siz izlerken ben de Nimet Hanım'la beraber onunla konuşmaya hazırlanacağım. Perde alırken öncelikle nereye dikkat edilmesi gerekiyor? Öncelikle perde alırken evimizdeki renk kombinlerine dikkat etmemiz lazım. Neyimiz var mesela? Atıyorum mobilyamız var. Mobilyamızda kullandığımız renkler nelerdir? Onları perdeyle kombinlememiz lazım. Ha mobilyayı kombinleyemiyorsak, çok tezat bir renk almışsak ya da ne bileyim mobilyayla bir kombin sağlayıp da içeriği daha fazla boğmasını istemiyorsak halıyla kombinlememiz lazım. Halıyla kombinleyemiyorsak duvar kağıdıyla kombinlememiz lazım. Hani şu an evlerimizde o kadar çok detay kullanıyoruz ki duvar kağıdı, ne bileyim aksesuarlar, avizeler, arka ışıklandırmalar, spotlar, artık evlerimiz o kadar değişti ki eski anam babam usulü bir tane ampulle kimse artık durmuyor. O zaman şöyle mi yapacağız Nimet Hanım? Alışverişimizin en sonunda perde, işte mobilyalar, duvar kağıtları, yerler, parkeler, halılar alındıktan sonra en son iş olarak dekorasyonda perdeyi sona bırakacağız. Kesinlikle öyle olmak zorunda. Ha şöyle söyleyelim, mobilyayı neye uydurduk ya da duvar kağıdını neye uydurduk ya da gidiyoruz zaten müşterilerimizin evine, resimlerini tek tek çekiyoruz. Ha resim çekme imkanımız yoksa, birçok müşterimiz var mesela yurt dışından gelenler ya da ne bileyim hani şehir dışında olan insanlar, bunların evini görme ihtimalimiz olmadığı için kendileri resimlerini çekip getiriyor veya da aldıkları mobilyaların kataloglarıyla geliyor bize. Ya da kumaş kartelalarıyla geliyor. O şekilde olduğu takdirde biz işte burada yönlendiriyoruz müşteriyi. İçine şu perde yakışır, şu kumaş güzel durur, bu böyle olur. Müşteri de bize yönlendirmemize kulak verirse biz o şekilde uyuyoruz. Ama bazı müşteriler var mesela, sabit fikirliler. Tamam mı? İlla benim dediğim olacak diyor. Biz yönlendirsek de olmuyor. O yüzden hani çok da müşteriye müdahil olmuyoruz açıkçası. Müşterinin eğer bize bırakacağını, bizim zevkimize güveneceğini inanırsak biz o devrede giriyoruz. Onun dışında pek müşteriye müdahil olmuyoruz. Fikirlerimizi söylememiz gerekiyor ama galiba biraz işi size bırakmamız gerekiyor. Çünkü işte 18-19 yıldır bu işin içindesiniz. Hangi modelle, hangi perdeyle ya da hangi eve bir modelin yakışacağını en çok siz biliyorsunuz. Çünkü o kadar çok eve girip çıkıyorsunuz ki, belki bizim bir tane evimiz var, bir tane odanın dekorasyonunu yapacağız ama siz belki bu zamana kadar binlerce evin dekorasyonunu yaptınız. Aynen öyle. Yani şimdi müşteriye bazen diyoruz ki, yani siz bunu kaç senedir yaptırmıyorsunuz? Müşteri diyor ki 8 senedir perde diktirmedim. Yani sen bu işi 8 senedir yaptırmadın ama ben belki günde 8 kişiye perde dikiyorum diyorum. Yani bu iş artık benim mesleğim olmuş. Ben bu işi seviyorum ve severek yapıyorum. Ha o zaman birazcık hani bana bırakmanız da iyi olur diyoruz. Müşteri bu konuda ikna edersek, müşteri karşısında birazcık güven sağlarsak zaten müşteri o konuda bize teslim oluyor. Bir de Muhittin Bey'in dediği gibi hani perde 8 yıldır, evet evlerimizde biz neredeyse işte 5 yılda, 10 yılda, 8 yılda perde ettiriyoruz ama perde aydan aya bile yeniliklerle geliyor. Mesela geçen ay geldiğimde biz Muhittin Bey'le buradayken perde modellerinin hiçbiri yokken bu sefer geldiğimde çok farklı bir dekorasyonla karşılaşabiliyorum. O yüzden bırakın 8-10 yılı, 2 ayda bile neler değişiyor perdede. Şimdi bir de zaten hani mobilya gibi ya da ne bileyim halı gibi 3 tane model, 5 tane model çıkmıyor. Muhittin Bey de bahsetmişti zaten. Hani perdeler başlık başlık geldiği için bir seferde 60 tane başlık, 60 ayrı modeli görebiliyoruz biz. Bundan kaynaklı 60 modeli birer haftada değiştirecek olsak zaten 6 haftada komple dükkana dikmiş oluruz biz hepsini. Peki renk uyumuna dikkat etmek gerekiyor. Bu birinci kuralımız. Peki biraz da kumaş kartalara geliyor dediniz. Benim o çok dikkatimi çekti. Mesela kumaş kartalarıyla gelirken işte atıyorum benim koltuğum kadife.
koltuk perdelerimi nasıl seçmem gerekiyor? Ya da koltuklarım keten, deri. Onların kumaş uyumu da var mıdır Nimet Hanım? Tabii ki, tabii ki var. Şöyle yaparız şimdi. Genelde hani mobilya avantgard mıdır, spor mudur, klasik midir? Öncelikle bunu belirleriz. Bunu belirledikten sonra kumaş seçimi kolaydır. Yani bu sene mesela tay tüyü çok moda. Tay tüyünü mobilyalarda çok kullanılıyor. Ketenler mobilyalarda çok kullanılıyor. Deri biraz arka planda kaldı bu sene. Hani bunları kombin olarak düşünürsek aynı şekilde zaten mobilyayla perde birbirini takip ediyor. Mobilyada evet, mobilyada çıkan olaylar aynı şeyler, ürünler perdede de çıkıyor. Kombinleri var zaten. Yani şuradan isterseniz devam edelim. Tamam. Şöyle örneklerden göstererek geçelim biz. Şimdi örneklerden başlayacak olursam bu şekilde tay tüyü var mesela. Tay tüyü dediğimiz kumaşlar kadife şönül diye geçer. Bu kumaşlardan kombin yapabiliriz müşterinin mobilyasına göre. Her rengi var. Kesinlikle var. Her renk her mobilyaya uygun. Mesela geçen sene pudra pembe, pembe tonları fazlasıyla modaydı. Bu sene biraz daha turkuaz, mavi ve lacivertin tonlarına dönüş var. Benim beklerim geliyor yani. Yani genelde kadınlar kırmızı ve maviyi sever zaten. Hani bunları kombin yapamadığımız yerde dediğiniz gibi ketenler hemen imdalı yetişiyor. Ketenlerde de düzler var. Mesela her rengi var. Bir de şöyle desenli ketenler var mesela. Kendinden dokumalı. Evet. Böyle bunlar keten da... dediğimiz zaman da hep bana böyle yazlık evler, tatiller çağrıştırıyor. Ne kadar böyle takımlar. Kışa girsek de böyle tatiller çağrıştırıyor bana böyle. Ha, bunlar da spor mobilyalarda. Bu sene özellikle deri mobilyalarda kullanılıyor. Ha, bunun dışında çocuk odalarına kombin yapabiliyoruz bunları. Hani rengine göre. Evet, aynen o şekilde. Ha, bunların hiçbir yerinde müşteriye seçenek sunamadığımız yerlerde şu raşel kumaşlarımız hemen imdada yetişiyor. Görkemli salonlar gözümün önünde canlanıyor. Aynen öyle. Aynen. Bunlar da dediğim gibi raşel kumaşlar. Bunları klasik mobilyalarda da, avantgardlarda da, sporlarda da. Ha, sporunda biraz daha düz desenlerini kullanırken avantgardlarında biraz daha çok desen. Aynen öyle. Şaşalı desenleri kullanabiliyoruz. Bunlar da var bu şekilde. Hemen arkaya doğru geçtiğimde ise burada bir renk cümbüşü var tabir yerindeyse. Birbirinden farklı desenler, renkler, modeller hepsi var. Ama dikkatimi çeken ürünlerden bir tanesi şu zebralar. Bunlar çok farklı. İşte hani sadece store diktiriyor. İşte hani bazen güneşe dayaklı olsun diye sadece store diktirdiğimiz evler vardı ki özellikle mutfaklara sadece storelara yer veriyorduk. Üzerlerine çok kalabalık oluyor falan diye ikinci perdeyi tercih edemiyorduk. Kapıdan girerken bile gözüm hep o perdeye takıldı. Benim hemen o perdeden de bayanları aydınlatmak istiyorum. Şimdi zebralarımız dediğiniz gibi hem güneşlik hem tül olarak kullanılıyor. Bunların en büyük avantajı arkasına stor gerektirmiyor. İki perdeyi aynı amaç üzerinde yapıldığı için biraz daha pratik. Bayanlarımız için kullanışlı. En güzel yanı silinerek kullanılabiliyor olması. Yıkanmasına gerek yok ya da evde yapılamıyor bunun yıkanması. 2013'te çok gördük. Özellikle hani bayanlar perde diktireceği zaman dışarıdan bile komşuların perdelerine bakıyorlar. Ve hep bu sene 2013'te hep zebra modellerini çok gördük. Renk farklıydı ama model hep zebra modeliydi. Doğrudur. Önceden zebra dediğiniz gibi sadece mutfaklarda kullanılıyordu. Ne bileyim çocuk odalarında kullanılıyordu. Ama şu an komple daireye zebra yaptığımız evler var. Yani müşteriler artık biraz da tülden sıkılmış durumda, tül yığınlığından, fon yığınlığından. Ama hani bu furya sanırım çok sürmeyecek. Biz yine görkemli perdelere doğru kayacak mıyız yani? Şimdi Kayseri halkı olarak biz gösterişi şaşayı sevdiğimiz için zebra bize pek hitap etmiyor açıkçası. Normalde işte kullanışı kolay, temiz, hemen yıkanılabiliyor, hemen silinebiliyor. Dediğiniz gibi çok hafif o görkem işte storlardı, tüllerdi, fonlardı onlardan biraz ağırlıktan kurtulduk ama biz ağırlığı seven bir millet, Türk milleti olarak da aslında. Aynen öyle, aynen öyle. O yüzden dediğim gibi hani zebranın çok süreceğini tahmin etmiyoruz. Ama yine de hani zebra satıyoruz. Hala da evet revaçta. Ama bir de sonradan gelen şu perdeyiz. Ben evet. En çok onu çok beğendim. Hem store ve hem de perdeyi tek noktada birleştiren bir özellik. Evet. Bu sistemi bayağıdır hani bütün perdeciler olarak istiyorduk aslında ama yeni sisteme girebildi çok şükür. Yani bu bizim için şuradan çok... Göstersek daha mı rahat olur Nimet Hanım? Olur. Burası biraz köşe kaldı. Şöyle yapabiliriz. Bunun arka kısmı store. İstediğimiz zaman indirebiliyoruz. Ön kısmı tül. Onu da şuradaki ikinci bir mekanizmadan çekerek kullanıyoruz. Müşterimiz istediğinde store'unu indiriyor. Rahatsız olduğunda istediğinde tül kısmını çekerek çok rahat kullanabiliyor. Hemen şöyle tekrar bir göstereyim sevgili izleyiciler. Normalde bakıldığı zaman bir perdemiz var. Ama eğer gündüzde
hemen storumuzu çekip bunu normal tül perde haline getirebiliyoruz. Ya da akşam olduğu zaman da yine storumuzu indirip normal akşam olarak kullanabiliyoruz. Üst üste perdeler, mekanizmalar göz zevkimizi bozuyor. Bundan kaynaklı en güzeli bir tane mekanizmanın üzerinde iki sistemi birleştirip fazla bir hem yığıntı oluşturmamak hem de göz zevkine biraz daha hitap etmek anlamında. Peki zebraların temizliği çok kolaydı ama bu çift mekanizma olduğu için acaba hani nasıl, rahat mı biz yapabilir miyiz? Bunda da sıkıntı yok. Arka zaten store kısmını kendi evlerimizde kullandığımız için rahatlıkla silebiliyoruz üzerinde ya da çıkarıp yerde halı misali yatırıp düz zemine yıkayabiliyoruz. Aynı şekilde tülünü de yıkamayı biz çok önermiyoruz, tülünü silerek kullanmayı öneriyoruz. Ya etek kısmını suya değdirmeden yıkayacağız ya da silerek kullanacağız. En mantıklı. En şeyi silerek. Kesinlikle. Madem temizlik konusuna girdik Nimet Hanım, yine perde temizliğinden bahsedelim. Evet, temizlik, perde temizliği bizim hep gözümüzde büyüyen bir temizlik sistemidir. Çünkü işte bunlar evet kolay ama işte pileli olanlar, fonlular, kadifeler, bir de ütülenme kısmı var. Artık son zamanlarda yapılan kumaşlarla evet ütülemek bilen biraz daha yükümüzü hafiflettik ama temizlik hep bizi korkutuyor. Acaba yıkarsam bozulur mu? Bu model nasıl yıkanması gerekiyor? İşte makineye atarsam nasıl olur? Biraz onlardan bahsedebilir miyiz biz? Şimdi zaten şöyle bir şey var. Önceden beri kullanmış olduğumuz bu evlerimizde kullandığımız boydan pileli perdelerimizi yıkarken problem olmuyor. Normalde 30 dereceye atıyoruz. Bu şekilde yıkıyoruz. Yeni çıkan kumaşlar sayesinde de dediğiniz gibi ütü yükümüz kalmadı. Artık hangi firma olursa olsun üretilirken son 2-3 senedir üretilen kumaşların hiçbiri neredeyse ütü istemiyor. Eski organzeler, ne bileyim kesme kumaşlar, bunlar kalmadı. O yüzden hani ütü yükü yok. Yıkama sadece problem oluyor. Onu da 4 metreye kadar olan perdelerimizi yıkayabiliyoruz. Tek seferde makinamızda sıkıntı olmuyor. Ama bunun büyüklerinde atıyorum 6 metrelik 7 metrelik salonları olan insanlar var. Bunlar da yıkama şirketleri var artık. Bu işi profesyonel anlamda yapanlar var. Onlardan yardım alabiliyorlar. Onlardan yardım isteyebiliyorlar. Aynı halı firmaları gibi. Arıyorlar, telefonla evlerine geliyor, söküyor, götürüp yıkıyor, getirip tekrar takıyor. Yani küçük olanlarımız ne biz kendi rahatlığımızda hep yıkanabilir özelliğe sahipler. Peki kumaş cinsleri yıkamada fark ediyor. İşte bozulan mesela en çok beğendiğimiz modellerde bir yıpranma payı var mıdır? Şimdi ister istemez onlarda hani şöyle söyleyelim. Sakallı kumaşlar var mesela tüllerde. Bunları müşteri bize soruyor. Yıkandıkça yıpranır mı? Sıkıntı olur mu? Sorun olur mu? Yani şimdi yıkandıkça sıkıntı olmayacak hiçbir şey yok. Üzerimizdeki giydiğimiz kıyafet bile 5-6 yıkamadan sonra ya renginde problem oluyor ya pamuklama yapıyor. Ha, perde de bu kadar kısa sürede olmaz ama 3-5 sene sonrasında muhtemelen yavaş yavaş yıpranmalar başlayacaktır. Evet. Temizlik konusundan da bahsettik ama ben neye doğru geçmek istiyorum şimdi? Tabii ki modellere doğru geçmek istiyorum. Mesela sakallılardan bahsettik. Onlar nedir? Benim şu an gözümde bir canlanmalar oldu. Hemen bir onlara doğru geçelim. Şöyle göstereyim. Sakal dediğimiz olay şu perdedeki hafif ışıltılar ve böyle küçük küçük kabartmalar. Kendinden kaynaklı dokumasıyla alakalı bir şey. Hani bu sonradan yapılmıyor, dökülme şeyi olur mu diye soruyor müşterilerimiz. Dökülme olmaz ama şöyle bir şey olabilir. 3-5 sene sonra ister istemez yıkamaya bağlı bir matlaşma olabilir. Eski parlaklığını vermeyebilir. Bunun dışında bir sıkıntısı olmaz. Zaten biz bayanlar da 3-5 seneye kadar kaç tane perde değiştiririz değil mi bu kadar güzel modeller varken? Evet, hemen şuradaki pembe tonları, artık pudra tonları kalkıyor ama oradaki çok güzel bir pembeler var. Hemen o pembe modele doğru bir gidelim. Evet, burada ise çok güzel görkemli bir perdenin önündeyiz. Hani bayanların işte benim rengim evde biraz mavi galiba ama hani pembelerden de kırmızılardan da biraz vazgeçemiyoruz biz. Bu senenin geçen 2013'ün de pudra renkleri, pembe modelleri çok revanştaydı. Pembeyi kahverengi ile mi tamamladık ben, yoksa iki perdeyi mi taktım, nasıl anlamadım orayı. Şimdi şurada şöyle bir şey var. Mobilyamız mesela, biz bunu bu şekilde kombinli yaptığımız kumaşları göstermek adına müşteriye de bunu anlatamıyoruz. Hani şimdi bizim işimiz biraz daha hayal ettirmek olduğu için müşteri bunu bir anda hayal edemeyebiliyor. Biz bunu müşterinin evine yapmış gibi pembe koltuklarımız vardır mesela, krem rengi halılarımız vardır. Bu ikisini birbirine kombinledik biz. Aynı tül renk tonlarının farklılıklarını burada gösterebilmek adına iki fonu birbirine ulayarak burada bu şekilde bir kombin oluşturduk. Evet, bir de şimdi aklımızda hep şey var, işte koltuğumuz hangi renkse aynı tonunu perde yakalamaya çalışıyoruz. Aslında hani bu tonlama galiba bizim evimizde, bayanlar buna çok önem veriyor ama evimizde biraz daha yavan gösteriyor. Daha böyle boş gösterebiliyor. Ama sizin dediğiniz kontrast renkler, işte zıt renklerin uyumu, işte hep aklımızda şey var, işte mobilyam mor ama sarı perde nasıl olur üzerine? Halbuki morla sarı ya da işte kahverengiyle turkuaz birbirine çok uyum sağlayan renkler.
Ondan herhalde burada en iyi gördüğümüz örnekler arasında. Koltuğumuz kahverengi ise pembe çok da güzel yakışmış. İşte benim de aklımda var acaba kahverengiyle pembe uyum sağlar mı? Kahve pembe uyumu çok güzel. Hatta biz şey de düşündük. Gri mavi olayı nasıl olur acaba? Gri ile mavi düşündük. İnşallah o da şu an yeni sezonun rengi mavi olduğu için mavi üzerinde de çalışacağız. Bence de gri ile mavi gözümde canlandırıyorum. Evet, olabilir bir tarzı var. Şimdi modeller odalara göre, salonlara göre değişiyor. Mesela işte salonlarda biraz daha biz görkem, işte mobilyalarımız daha böyle avantgard, daha klasik olduğu için biraz daha ağır perde modellerine doğru geçiyoruz. Peki salonları dekorasyon ederken perde modellerinde neler var Nimet Hanım? Neleri tercih edeceğiz? Şimdi perdelerimizi salon mobilyamıza göre dediğiniz gibi öncelik mobilya. Ne olursa olsun kesinlikle öncelik mobilya. Mobilya klasikse mesela şu tarzda bir perde uygulayabiliriz. Ha bu tarzda bir perdenin özelliği nedir? Bu tarzda bir perde şöyle bakacak olursak alt eteklerinde bir aplike, bir güpür görünümü. Bu biraz daha klasiği andıran bir şeydir. Ha bu klasikliği burada bu detayı yakalayabilirsek, bu farkı görebilirsek bunu müşteriye çok rahat yansıtabiliriz. Müşteriye buna ikna etmek çok kolay olur. Hani çünkü bu klasik, bunun içine düz bir perde veremem ben. Çünkü mobilya klasik. Ya da ne bileyim şu fonun üzerine, şu görkemli fonun içine ben daha düz bir spor kesim bir perde yapamam. Şık durmaz. Yani fonlarla nasıl tamamlayacağız? Hani mesela bu tarz fonlarımız var. Başka nasıl fonlarla dekorasyon edebiliriz? Şimdi öncelikle şöyle yapıyoruz. İçindeki tülü düz veya desenli kullanmamıza göre kenarındaki fonu kombinliyoruz. Mesela içindeki fonu yeterince hareketliyse, içindeki tülü, kenarındaki fonunu biraz daha sade tercih edebiliyoruz. Ama yok, eğer mesela mobilyamız buna uygunsa, bu mesela çok ağır bir model. Buna uygun bir ağır, klasik tarzda bir koltuklarımız varsa, çok ağır bir halımız varsa, bunu iki deseni kombin oluşturup ağır modellerin ikisini birden kullanabiliyoruz. Ama eğer ki üst model kullanmıyorsak, üst model kullandığımız şekilde bunda sıkıntı olmaz. Ama eğer üst model kullanmayıp bir önceki modeldeki gibi içinde hareketli bir tül, kenarlarında sadece kanat yani fon dediğimiz olayları kullanacaksak fonu biraz daha sade seçmemiz daha doğru olur. Bir de son zamanlarda böyle Japon perdeler ön plandaydı. O Japon perdeler ya da işte İtalyan perdeler ve Fransız tülleri vardı. İşte Fransız tüllerini hepimiz böyle gelinliklerden tanırız. Hani böyle daha hafiftir, incedir. Herkes onu tercih eder ama tüllerde nasıl, perdelerde nasıl Fransız dantelleri, Fransız tülleri? Şu an bitti gibi. Bitti gibi. Açık konuşalım. Çünkü şöyle söyleyelim yani Fransız tülü bir furyaydı. Çıktı ve hani üzerine bir sürü model çıktı. Şu an mesela en çok kullanılan cam zemin dediğimiz, ipek zemin dediğimiz olay var. O da çok şeffaf, çok şık. O da aynı gelinlik tülünü andırıyor. Hani üzerindeki işlemeler yine Fransız tülünü andırıyor. Ama zemin çok daha farklı bir olay. O zaman ben Fransız tülleri madem kalktı, o zaman cam zeminlere doğru bir geçiş yapalım mı? Camda neler var? Fransız tüllerinin madem zamanı geçti, şimdi ise onlardan daha harika bir model gelmiş. Ve ben buna inanın bayıldım. O kadar güzel ki bir perdenin varlığıyla yokluğu çok farklı ama üzerindeki bir desen de bir gelinliğin üzerindeki gibi harika. Ben gerçekten bayıldım bunlara Nimet Hanım. Bunlar güzel. Dediğim gibi yani üzerindeki işlemeler Fransız tülünü andırıyor. İşleme babında bakacak olursak şunlar aynı Fransız tülündeki kullanılan işlemeler. Ama şu zemin olayı işi değiştiriyor. Bu zemin çok farklı bir zemin. İpek zemin diye geçiyor, cam zemin diye geçiyor. Bunu cama taktığınız zaman şu zeminden hiçbir eser kalmıyor. Çok ince, beni korkutuyor birazcık da. Nasıl? Şöyle söyleyelim. Şimdi yıkama aşamasında, kullanım aşamasında korkutuyordur sizi. Bunu salonlara yaptığımız için zaten. Salonlarımızı da malum biz Türk halkı olarak süsleyip püsleyip kapısını çekip kimseyi içeriye almadığımız için. Hani sorun olmaz. Yıkamada sıkıntı olabileceğini düşünüyor bazı müşterilerimiz. Burası ince olduğu için acaba kırışır mı diye bir hani kafalarında soru işareti kalıyor. Ama şu var. Üzerindeki desen çok ağır olduğu için dokumadan kaynaklı çekip indiriyor. Problem ama olmuyor. Gerçekten bunlar çok rahat kullanım çok sağlar. Harika bir model. Eğer salonunuz klasikse ki bence mutlaka bu model tercih edilmeli. Perde var, tül yok. Öyle bir şey bu. Kesinlikle doğru söylüyorsunuz. Desen var sadece. Sadece desen var. Ama gerçekten şöyle beni biraz heyecanlandırdı sanki bu model. Böyle gel beni al der gibi duruyor resmen burada. Geçen senelerde yaptığımız genelde yatak odalarına tercih edilir. Çok harika, çok harika. Bu
Bu da aynı Fransız tülü görüntüsü. Yani cam da şey gibi bana böyle geldi. Sanki tül yok ya, böyle camın üzerine sanki bir desen, bir tablo çizilmiş gibi duruyor. Kesinlikle doğru bir tespit. Yani biraz daha böyle hani şey, bilmiyorum ya, bu güzelliği nasıl tarif edilir yanını hiç bilmiyorum şu an. Ben belki de işte buradayız. İşte programdan önce de birazdaki mağazadaki modelleri gezdik ettik ama herhalde siz en güzelini en sona saklamışsınız. Kesinlikle ya, şimdi hani şeydir, astrolistler sonra çıkar misali, bunları sona saklayalım. Bunlar dedi. Böyle hayalet fare ediyorum ben bunları. Çok teşekkür ederiz, sağ olun. Size de yaparız inşallah. İnşallah böyle görkemli bir salonum olursa mutlaka perdeni tercih edeceğim ama o zamana kadar hangi modeller çıkar hiç bilmiyorum. Kesinlikle öyle. Yani şimdi perdenin arkasından koşmak çok zor. Emin olun. Biz bayi olarak koşamıyoruz yeri gelirse. Hani bayiler bizi arıyor ki işte yeni modeller çıktı, yeni modeller çıktı. Ya da müşteri nereden duyuyor, nasıl ediyor bilmiyoruz ama şöyle bir şey çıkmış. Biz düşünüyoruz, acaba çıktı da biz mi bilmiyoruz. Ya da ne ara çıktı. Hani takip etmek biraz zor. 3 ayda bir çünkü kendini yenileyen bir sektör. Evet, ama bunlar kalsın. Bunlar çok harika. Evet bayanlar, mutlaka gelip bu perdeyi yerinde görmelisiniz. Şu ana kadar konuştuklarım modeller harikaydı. İşte son dönemde evet kırmızı modeller var, onlardan da bahsedeceğim ama bu modeli pembe perdede görmek istiyorum. Ha, peki evet, ben böyle bir teknolojiden bahsedecektim, hemen onu da atlamadan söylemek istiyorum. Perdemizi geldik burada seçtik mesela, bu perde camda çok güzel duruyor ama elimde çok güzel duruyor ama camda elimde nasıl duracak hiç bilmiyorum. Öyle kuşkularımız var. Siz onları da aştınız değil mi Nimet Hanım? Tabii ki. Demor Home sayesinde açtık biz bu problemi de inşallah. Şimdi Demor Home'la bayiliğimizi anlaşmamızdan bu tarafa bir perde giydirme programımız var. Perde giydirme programında müşterinin öncelikle evine gidiyoruz. Resimlerini çekiyoruz. Koltuğu varsa, halısı varsa onların hepsini resimlerini çekip bilgisayarımıza müşteriden önce yüklüyoruz. Müşteriyi daha sonrasında çağırıyoruz dükkanımıza. Geliyor, perdelerini seçtiriyoruz. Seçtiği perdeleri mobilyasına, koltuğuna göre program üzerinde giydiriyoruz. Müşteri bakıyor. Hoşuna giderse, zevkine uygun olursa onu o şekilde yaptırıyor. Hani evine direkt takılıp sürpriz olmuyor. Burada kesinlikle ne nasıl olacak, nasıl yakışacak mı, yakışmayacak mı? Mesela kurvaze yapıyoruz. Kurvazede boncuğu acaba ne renk seçmeliyim? Bunun sorusuyla çok karşılaşıyoruz biz. İşte tüle mi uydurmalıyım, halıya mı uydurmalıyım, mobilyaya mı uydurmalıyım, neye göre seçmeliyim? Bunları burada birebir deneyerek yapıyoruz. Boncuğun rengini çeviriyoruz kahverengiye. Mesela halımız kahverengidir. Kahverengiye uydu mu? Mobilyamız yeşildir. Yeşile çeviriyoruz. Acaba uydu mu? Bakıyoruz. Hangisi uydu? Müşterimizin zevkine hangisi gitti? Onu o şekilde giydirebiliyoruz. Ben orada bir zebra modeli beğenmiştim. O zaman o programı burada canlı canlı görmek istiyorum. O zebra modeline geçeceğim. Hem de o programı tanıtacağım. Ama bir de işte bu son dönemde hep kırmızı modeller var. Salonların belki de astroisti son zamanda buydu. Gözdesi buydu. Aslında şey, bana biraz şey gibi gelirdi. Böyle hani cam acaba çok mu boş kalıyor gibi görünürdü. Ama koltuklarla, mobilyalarla kombin edildiği zaman da harika duruyor. Ya şimdi insanların kurvazedeki en büyük kuşkusu hani bu ortadaki açıklıktan dolayı, acaba yakında bir bina varsa sıkıntı olur muyum, görünür müyüm, ya da ne bileyim işte içeri güneş alır mı, mobilyama güneş düşer mi? Bunları düşünüyorlar. Ama bunda mekanizma sistemiyle biz bunu da açtık. Bunda bir mekanizma sistemi var. Sağda ve solda iki adet olmak üzere çekiyorsunuz. İstediğiniz kadar açıp istediğiniz kadar kapatma lüksünüz var. Yani şuraları istediğimiz kadar toplayabiliyoruz. Son tarafta bir mekanizma var. Çekin. Nerede? Şuradaki. Evet, harika bir mekanizma. Bunu istediğim kadar çıkartabiliyorum. Ya da eğer derseniz ki biraz daha aşağı insin, benim camım az kalsın, gözüksün diyorsanız da bunu adeta bir düz perde haline bile getirebiliyorsunuz. Gerçekten bu mekanizmamız da harika. Sanki böyle şey var, bayanların acabaları var ya, acaba şu nasıldır, bu nasıldır, şöyle olursa güzel durur mu dediğiniz noktada siz hep o acabaların yanına bir çözüm önerisi getirmişsiniz Nimet Hanım. Ya zaten işimiz bu. Biz problemleri çözmek için buradayız. Yani insanlar bize problemleriyle geliyor. Biz bunlara en yakın, en olabilecek alternatif çözümleri sunuyoruz. Müşterinin kafasına yattığı takdirde zaten biz bu şekilde müşteri tutabiliyoruz. Bu şekilde kazanç sağlayabiliyoruz.
Bunlar işin görsel yönü ama en önemli belki de tüm bayanların kafasında şey vardı. Biraz önce de bahsettiğimiz gibi giydirme programıyla beraber de işte onlar atlatıldı. Hemen oraya doğru gitmek istiyorum ben. İşte modeli beğendik ama camımda nasıl durur? Mesela ben bu perdeyi çok beğendim ama salonda nasıl duracağını görmek mi istiyorum? Onun çözümü de Nimet Hanımlar'da hazır. Hemen Paris Perde'de onları da görebiliriz. Evet dedik ya, bayanların en büyük kuşkusu perdemi beğendim ama evimde nasıl duracak? İşte bunun hepsinin çözümü artık Paris Perde'de var. Mesela ben bu zebra perdeyi çok beğendim. Siyah desenler üzerine, siyahın üzerine gümüş fonlarla yapılmış çok güzel perde. Ama işte biraz siyah olması, acaba evimi karanlık gösterir mi ya da cam boyutlarıma uygun mudur, mobilyalarıma uygun mudur, ben bunu görmek istiyorum. Hemen dedi ki Nimet Hanım, hiç tereddüt etmeyin, perdenizi evinizde bir şokla karşılaşmayacaksınız. Hemen burada görebilirsiniz. Hemen evimizin fotoğrafı var. O fotoğraf üzerinden de bu giydirme sistemi sayesinde diktirmeden görebiliyoruz. Kadınlar biraz acelecidir. Hemen olsun ister ama perde işi öyle aceleye gelecek bir iş değil. Özellikle bu tarz mekanizma işleri en az 15 gün terminli sattığımız ürünler bizim. Hani bir 15 gün müşteri de bu kafasında sürekli soru işaretleriyle gezmesini önlemekte. Zebra modellerinde biraz daha böyle hani kafamızda işte görsel olarak varız. Ama önemli olan şey galiba, tül perdelerde daha çok yaşıyoruz. Mesela işte desenlerin o modeller nasıl gelecek, tüller nasıl duracak? Zebralarda 3 aşağı 5 yukarı biraz daha kafamızda bazıları oturuyor. Çünkü net bir perde. Ama işte desenli perdeler ya da tüllerde, çünkü o kadar çok çeşit var ki o kartalaların üzerinde tüllerin nasıl gözüktüğünü ya da dikildiği anda nasıl gözükeceğini hiç bilmiyorduk. Artık böyle bir mekanizma sayesinde, böyle bir program sayesinde gerçekten biz bayanların çözüm noktası, çözüm odağı olmuşsunuz. Tebrik ediyorum sizi bir kez daha. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet, şimdi ise şu gördüğümüz model bilgisayar ortamında tamamlandı. Benim beğendiğim tüller, işte beyaz fon üzerine kahverengi bir tonumuz vardı, perdemiz vardı. Bir de kahverengi storumuz var. Dedim ki ben hani acaba kahverengi seçiyorum ama evimin aydınlığı nasıl olur? Kahverengi seçtiğim fonla bu beğendiğim tül birbirine uyum sağlar mı dedim. Hemen Nimet Hanım dedi ki eğer kafanızda bir sorun varsa hemen ben bilgisayarımızdan bu program sayesinde giydireyim. Bir evimizin ortamında bakalım. Evet, koltuklarımız kahverengi, fonlarımız kahverengi, içine kullandığımız tül de beyaz demin üzerine kahve tonlarında uygulanmış bir renk tonumuz vardı. Gayet de güzel oldu. Şimdi şöyle yaptık zaten. İçindeki tülümüzdeki kahveler biraz daha açık, sütlü kahve tonlarında. Kenarlarındaki fonlarını biraz daha koyu tuttuk ki tülü ön plana çıkarsın diye. Tülün rengini kombinlesin diye. Koltuklarımız koyu olduğu için hani onlar da zaten hakiye çalar bir renkte. Tam kahve tonlarında olmadığı için acı kahveden yana kullandık tercihimizi. Üzerlerindeki bir kulakları, ara kravatları dediğimiz olaylarında açık sütlü kahveden yaptık ki aralarındaki renk uyumunu bozmasın diye. Kesinlikle öyle. Perdeyle fonu, mobilyalarımızı, halımızı hepsini bir kombinlemiş olduk. Siz bunu bakarsınız, mobilyanız bu şekildedir, halınız bu şekildedir. Tülümüzü de görürsünüz, fonumuzu da görürsünüz. Bu şekilde beğendiğiniz takdirde bunun aynısı evinize gelecektir. Yani evde hiçbir sürprizle karşılaşmıyorum. Acaba işte perdem dikene kadar, işte bir haftalık bir süre içerisinde acaba perdem nasıl oldu diye Nimet Hanım'ı ben sürekli arayıp rahatsız etmeyeceğim. İşinizden alıkoymuş olmuyorum yani. Tüm beğendiğiniz modelleri, fonları, perdeleri, işte zebraları hepsini bilgisayar ortamında dikilmeden önce görebiliyoruz. Renk uyumlarını görebiliyoruz. İşte kahverengiye acaba özellikle, evet, aynı tondaki ürünleri biraz daha kombinlemek mümkün ama dediğim gibi acaba
biraz önce kahverengi ile pembenin uyumu, herkes acabaları var. İşte turkuazla kahvenin uyumu, morlarla sarının uyumunda acabalarımız var. İşte o dönemde aslında belki de en güzel bizim işimize yarayan bir program. Sistem. Şöyle söyleyelim, bakın mesela şu ışık ortamında mesela müşteri diyor ki yani sizin burada diyor işte bir sürü spot var diyor, bu spotların altında tülüm parlıyor ama evimde nasıl duracak? Burada bir ışık ortamında, bir de ışıksız ortamdaki görüntüsü var. Buna bile tüm macunlar seçildi. Kesinlikle, bunların hepsi ince detaylar. Yani şöyle söyleyelim, ışıklı ortamda tülünüzün parladığını, arkadan desenlerin nasıl göründüğünü ya da arkasına spor gerektirip gerektirmediğini, tülün içeriden dışarıdan görüntüsünün nasıl olduğunu, ışıksız ortamda da tülünüzün gündüz ışığıyla ya da akşam karanlığında nasıl göründüğünü. Bunların hepsini ince ince hesaplamışlar, çok güzel yapmışlar. Evet, bu konuda galiba Muhittin Bey ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Çünkü tüm teknolojiyi, tüm yenilikleri, mağazasındaki tüm modellerle beraber her zaman her şeyi buraya taşımaya çalışıyor. Muhittin Bey ekibim de, ekip işi dedi. Gerçekten buraya gelip seçmek ayrıcalıklı bir şey. Burada müşteri memnuniyetiyle beraber onunla ortak modelleri seçmek farklı bir mevzu. Ama en az dikim kat, seçim kadar dikim önemli ve montaj çok önemli. Düşünsenize bir perdeyi montajlıyorsunuz ama montaj aşamasında en güzel dikilen ürünler bile belki kötü gözükebiliyor. O yüzden ekibinizin de elinde sağlık. Ekibimiz çok güzel, çok şükür. Hani burada biz her şey bizde bitmiyor dediğiniz gibi. Biz burada beğendiriyoruz, her şeyini burada uyguluyoruz, yapıyoruz ama sonuçta ben dikmiyorum bu işi, ben takmıyorum. Bende bitmiyor yani her iş. Belki modellerin üst üste gelmesi bile perdede farklılıklar arz edebiliyor. Kesinlikle öyle. Çok şükür dikim ekibimiz iyi. Dikim ekibinden sonra montaj aşamamız çok daha iyi. Bu yönde hani dediğiniz gibi ekip işi olduğu için bu zincirin halkaları. Biz bu halkaları tamamlamaya çalışıyoruz. Bu halkalar birbirini tamamladıkça ortaya çok güzel işler çıkıyor. Müşteri memnuniyeti çıkıyor. Ve Paris Perde'nin 20 senenin üzerine bir 20 sene daha katıp devamlılığı arz edeceğini düşünüyoruz. İnşallah daha sonraki yıllarda da başarılarınızın hep böyle devamını artarak hep böyle yeniliklerle, teknolojilerle beraber Paris Perde'yi görmek isteriz. Bir müşteri olarak gerçekten hep böyle dediğim gibi biraz önce de konuşmuştum. Acabalarımız olan noktada Paris Perde böyle bir çözümlemeyle gelmiş. Ekibinizin eline sağlık diyorum ben. Teşekkür ederiz, sağ olun. Evet Muhittin Bey, Nimet Hanım'la beraber çok güzel modelleri gezdik. Mağazamızdaki yenilikleri gezdik. Gerçekten çok harika bir çalışma sisteminiz var. Seçtiğiniz modellerle gerçekten modayı yakından takip ettiğiniz her şekilde belli oluyor. Teşekkür ederiz, sağ olun. Bir dedi ki Nimet Hanım, bir de ekibimiz çok sağlam dedi. Ekibimiz çok güzel dedi. Burada müşteri nasıl ağırlanıyorsa evlerine gittiği zamanda da her noktada, son noktada biz bir ekibiz dedi. Gerçekten mükemmel de bir ekibiniz var. Teşekkür ederim, sağ olun. Elimizden gelen gayreti göstermeye çalışıyoruz. İnsanız, bizde hata olabiliyor. Bazen yıllarda tanıdığımız müşteriyi bir anda çıkartamıyoruz. Onlar kusura bakmasın, böyle bir eksiklerimiz oluyor. Başka eksiklerden bahsediyorum, yanlışlarımızdan. Bir de müşterilerimize söz veriyoruz. Daha sonra olay ki söylediğimiz saatte tam dakikasında varamıyoruz. İşte biraz gecikmeler olabiliyor. Bunların mağdur sayılmasını istiyorum. Biz de insanız neticede. Ama yapabildiğimizin en iyisini yapmak için gerçekten gayret gösteriyoruz. Eksiğimizde, doğrumuzda biz buyuz. Evet, biz Paris Perde'yiz. 20 yıldır bu işin içindesiniz, sektörün içindesiniz. Mutlaka ekip hatalarımız olacaktır. Çünkü sadece sizden kaynaklı bir şey değil. Evet, bunun dikişçisi var, evet bunun trafiği var. Tabii ki bazı işler zamanında belki yetişemeyebilir. Ama eminim ki ben en güzel şekilde yetişiliyordur. Belki o bir saatlik aksama arkada bir günlük aksamalar bence model ya da ürün elime güzel geçecekse ben müşteri olarak ona beklemeye razıyım açıkçası. Öyle söyleyebilirim. Bir de bazı şeylerde eksik söylenmiş olabilir. Mesela bu son yıllardaki sattığımız perdeler için biz yıkama torbası hediye veriyoruz. Daha önce vermiyorduk. Yıkamada kırışma sorunu olan müşterilerimiz beni duyuyorsa buraya gelip ücretsiz olarak bizden yıkama torbası isteyebilirler. Evet Muhittin Bey, torba alacağımız var ama böyle daha alacaklarımız varsa siz onları bize söyleyin hadi. Alacak olarak değil de böyle 5 yılı doldurmuş da perdesini değiştirmek isteyen ama biraz maddi olarak düşünen müşterimiz varsa getirdiği zaman onları hesabından düşebiliriz. Yani eski perdeyi getir, yeni perdeyi götür gibi bir kampanya uygulayabilirim. Ama perdeyi benden almış olmasını istiyorum.
böyle bir kolaylığımız olsun. Bir de bedelimizin üzerinde kararma oluşur yıllar sonra. Önceki konuşmalarımızda da bahsetmiştim. Böyle bir rahatsızlığı olanlarımız varsa getirsin, biz onları ücretsiz olarak üzerine değiştirir, tekrar veririz müşterimize. Teşekkür ederim. Bence harika bir program oldu ve final daha da bir harika oldu. Torba hediyeniz var. İşte eskiyi getir yeniyi götür kampanyasını uyguladık şu an. Bir de eskimiş perdelerinizi yenilenme gibi bir sözümüz var. Daha ne olsun işte, Paris perdenin bir kez daha ayrıcalığını belki de burada hissettik. Evet sevgili izleyiciler, Muhittin Bey ile ve Nimet Hanım'la çok güzel bir program geçirdik. Tüm perde adına, dekorasyon adına, yenilikler adına her şeyi burada konuştuk. Ama tabii ki perde zenginlik bir olayı. Çünkü o kadar güzel modeller var ki biz ekranda mümkün olduğu kadar getirmeye çalıştık ama burada gördüğünüz üzere binlerce model var. Ve bunları görmek için geleceğiniz nokta tabii ki Paris perde olacak. Hemen ben Paris perde neredeydi onu da söylemek istiyorum. Hemen İnönü Bulvarı'nda köşe başına geldiğiniz zaman Paris perde görmek mümkün değil mi? Tramvaya yakın olan, en yakın olan perdeci diyelim. Tramvaya çok yakınız, karıştırıyorlar. Adres tespiti şöyle. Tramvaya en yakın perde. Hemen Düvenönü durağında indiğimiz zaman Paris perde gelebiliyorsunuz. Evet sevgili izleyiciler, bugün de alışveriş rehberinin sonuna geldik. Haftaya yine farklı bir konuyla karşınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın.